teşekkürler Kırıkkale. İşte başbakan, işte Cumhurbaşkanı yardımcımız, işte Kırıkkale. Başbakanımız Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı yardımcımız Mansur Yavaş. Bu güzel karşılama için her Millet İttifakı Belediye Başkanı olarak aday olduğumuzda şimdi yaşananların hemen hemen hep aynısını yaşadık. Maalesef ülkede söyleyecek sözü olmayanlar ancak karşısındaki rakipleri nefret sözleriyle, iftiralarla maalesef ezmeye çalışıyorlar. Güneş balçıkta sıvanmaz. Bakın ben kısaca söyleyeceğim. Ankara'da tam 25 yıllık bir yönetim vardı. Bırakmak istemiyorlardı. Israrlı bir şekilde bırakmak istemiyorlardı. Bırakmamak için de yapmadıkları iftiralar kalmadı. Dediler ki gelir gelmez işçileri çıkaracaklar. Sosyal yardımları kesecekler. Mansur Yavaş küçücük bir ilçenin belediye başkanı Ankara'yı yönetemez dedi. Neler oldu ondan sonra ben kısaca size anlatayım. Hiçbir işçiyi işten çıkartmadık. Artık onları maçlara götürmüyoruz. Siyasi parti mitinglere götürmüyoruz. Sadece ve sadece Ankara halkı için, hemşerileri için çalışıyorlar, maaşlarını alıyorlar. Gelir gelmez ilk ay 50 milyon lira açık var, maaşı dahi ödeyemez dediler. Şu anda geçmiş döneme ait gider ayak, seçimden kısa bir süre önce bankalardan yüksek faizle çekip müteahhitlerine ödedikleri paralar dahil 5 katrilyon lira eski döneme ait borcu ödedik. Çünkü hayali projemiz yok, çılgın projemiz yok. Vatandaşın, halkın gerçek ihtiyaçları neyse sadece oraya harcıyoruz. Şeffaf ihaleler yapıyoruz. Hükümet de açıklamıştı, doğalgaz yardımı yapacağız diye. Bu sene de yapamadılar. Şimdi bağlanan Karadeniz gazından sadece mutfaklar için ücretsizlediler. Bir ayda yaz geldi kullandığımız diğer doğalgaz ücretini ödeyeceğiz diye. Kışın aklınız neredeydi? Siz iktidarsınız. Her şey sizin elinizde. Seçime girerken bunları yapmak yerine İki senedir verdiğimiz doğalgaz yardımlarını insanlar evde üşürken niye veremediniz? Bir diğeri yine iş başına geldiğimizde 158 bin civarında destek alan aile vardı. Arkasından pandemi dönemi oldu, ekonomi iyice bozuldu. İnsanlar evlerinde kapalı kaldılar. Hükümet öncelikle bizlere maske dağıttırmak istemedi, biz dağıtacağız dedi. Sonra baktı olmuyorlar. Maske Türkiye'nin her yerine ve hatta Türkiye Cumhuriyetlere kadar biz maske gönderdik. Ama bu maskeleri nasıl diktik? Evinden çıkamayan, iş yerini açamayan terzileri topladık, onları örgütledik. Hem para kazanmalarını sağladık hem de Ankara halkının maskesini dağıttık. Yine o dönemde bakkallar her yer kapalı olduğu için evinden çıkamayanlara Ankara'daki kuryeler vasıtasıyla evlerine yiyeceklerini ulaştırdık. Yine o günlerde paket dağıtılacaksa nakliyeci esnafını örgütledik. Yardımları onlar vasıtasıyla dağıttık. Hem onlar para kazandı o işsizlikte, kapalı günlerde, hem de vatandaşı mağdur etmedik. Bununla kalmadı. Şu anda destek alan ailelerin çocuklarında artık bir gelişme sorunu olduğunu tespit ettik gelen maillerden. 16-17 aydır Ankara'da yaşayan 200 bin aileye her ay birer kilo et yardımı yapıyoruz. Burada yine başkent karta para yüklüyoruz, başka yerde harcayamıyor. İlle o eve et girecek. Doğalgazı başka yerde harcayamıyor, ille evdeki çocuklar ısınacak. Bu uygulamalar Türkiye'de ilk defa yapıldı. Yine bu aileler 2 nesildir, 3 nesildir yardım alıyorlardı, yardım kolisi alıyorlardı. Bu ne zamana kadar devam edecek? Onların çocukları da mı yardıma muhtaç hale gelecek? Bunlar ortaya çıkmasın diye vermek istemeden iftiralar attılar. Hani Ankara'da Sayaşları PKK'ları
çekti. Ne oldu? Hani Ankara'da su faturalarını DHKP'ciler getirecekti. Ne oldu? Ankara'da su faturalarında okuyan, sayaçlarında okuyan, faturaları da götüren kim biliyor musunuz? Ankara'nın tertemiz vatansever gençleri. Artık bu nefret siyaseti bitsin istiyoruz. Korku siyaseti bitsin istiyoruz. Soğancı terörist oldu. Pazarcı terörist oldu. En son teröristler de kasaplar. Maalesef bu iktidarın üstüne hiçbir başarısızlık yapışmıyor. Her şeyde suçlu başkası. Gençler hayal kurmayı unuttu. Yurt dışına gitmek istiyor. Siz nankörsünüz. Siz asalaksınız deniyor. Hiç demiyorlar ki bu çocukların istikbalini sağlamak bu iktidarın görevi. İşler yapmıştır. Yine ne TOK, ne İHA, ne SİHA, ne de Anadolu gemisi, Karadeniz gazı, bunlar hiçbir partiye ait değildir. Devletin malıdır. Nasıl Roketsan'ı, Havelsan'ı yapanlar, Aselsan'ı yapanlar zamanları doldurup gidince ondan sonra gelen hükümetin emrine bunları verdiyse, Allah'ın izniyle o İHA'lar, SİHA'lar yeni hükümetin elinde olacak ve Kandil silahı bırakmadığı takdirde Kandil'in başına füze olarak yağacak. Gördünüz geçen bir tane genç partisine güvenmiş, partinin tabelasında yapmış, çakarlı arabayla geziyor. Artık bunlar bitecek.